koparacağım. Çekil oğlum biraz. Babacığım çekil. Erden 5 yaşında rahatsızlığa yakandı. Şimdi 7 yaşında. Çok şükür durumu iyi. Depremden sonra buraya geldik. Devam eden sürecimiz burada. Ve şu an Erden çok iyi, çok şükür. Erden ağrı kafasına çarpma sonucu ağrı şekilde hep şikayetçiydi. Sonra kulak boğaz burun doktoruna götürdük. Orada bir enfeksiyon ilacı ile tedavi gördü. Kulak içi zarınlayanda hafif et beni gibi belirti gördüm. Götürdüğümüzde işte doktorun tümör olacağından şüphelendi. Ve onu araştırma hastanesine götürdük. Orada biraz zaman kaybımız oldu. Tabii ki bizi hemen yönlendirmedikleri için Erdem'in ikinci evreye kadar yükselme şeyi oldu. Adana Balcalı'dan tedaviye başladık. Sonra depremden sonra buraya geldik. Buradaki tedavi sürecinden dolayı çok şükür iyi şimdi, iyileşti. Ve durum çok iyi. Cikmen şimdi nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Sorunca ben o anı yaşar gibi olduk. Çok kötüydü. Yani depremin ertesi günü hemen LÖSEV bizi aradı. Hemen bize destek verdiler, araç gönderdiler, bizi buraya getirdiler. Yani psikolojimin iyileşmesi için her ellerinden geleni yaptılar. Bizi yani iyileştirmek için çok çabaladılar. Erdem de o sırada zaten deprem korkusuyla şu oluyordu. Araçla bile gelirken deprem olur diye korkarak bana sarıldı. Yani nasıl diyeceğim bilmiyorum, o anı yaşamak Allah kimsenin başına getirmesin. Sante öyle iyi seçenekler verdiler, bize sahip çıktılar, bize iş imkanı verdiler. Yani gitmeyi düşünmüyorum çünkü Lösanti'den gerçekten memnunuz. Deprem nedeniyle buraya geldik. Sağ olsun Lösanti bize o kadar büyük bir destek oldu ki depremin hemen ertesi günü bizimle irtibat kurdu. Gereken yardımları, ihtiyaçlarımızı sundular. Depremin 4. 5. günü bir daha bizimle irtibat kurdular. Sizin sağlık açınızdan sizi buraya yanımıza, ailemize dahil etmek istemişiz. İstiyoruz dediler LSEV ailesi olarak. Teklifte sundular. Öyle bir şeydi zaten, gece şey yaptı, deprem bizi yakaladı. O zaman zaten ben işimden dolayı ayaktaydım. Yani ayakta dediğim uyanıktım. Restorantta çalışıyordum. Restorantın alışveriş işleri için erken semt pazarına gidiyordum. Yani o saatlere yakın zaten evden çıkıyordum. Uyanmıştım, ayaktaydım. Yani şanslı tarafımız bir kısmımızın ayakta olması, evimizi zamanında terk etmemiz. Yani o anı Allah kimseye yaşatmasın. O anı bir daha yani yaşamayı bırak, hatırlamayı bile şey etmek istemiyorum. Çünkü çok kötü bir andı. Çıllık çıllığa herkes etrafında, hele hele öyle bu tür çocukların öyle şeylere şahit olması. Bir yandan yıkılan binalar, bir yandan çıllıklar, feryatlar. Yani bunlar yani yaşanmayı bırak, anlatılması bile zor. Erdem buraya geldiğinde çok kötü bir şekilde geldi. Erdem'in sağlık açısı o kadar iyi değildi. En önemlisi şey olarak deprem etki çok bıraktı. Onun etkisiyle bu rahatsızlığa başladığı şikayetleri tekrardan şikayet etmeye başladı. Zaten Adana'da biz tedavi görüyorduk. Cihazlardan dolayı biraz aksama oldu MR'ı. Ondan sonra ilacı zaten kesmişlerdi. İlacı kestikten sonraki MR istemişlerdi durumunu görmek için. Kontrol altına almışlar mı almamışlar mı diye. Onu 15 Şubat'a tarih vermişlerdi. 6 Şubat'ta deprem olduğu için o da aksadı. Biz buraya geldiğimizde Lösanti ailesi Erdem'i zaten çok yakın bir takipte şey yaptılar, takip ettiler.
Erdem'in şikayetlerini söyledim. Hemen tedaviye başladılar. Tedavi sürecine şey yaptılar. Ondan sonra hızlı bir şekilde MR'ı çekildi. Tedavisine başlandı. Lesyonların sayesinde Erdem şu anda çok güzel. Çok iyi. Sağlığına kavuşmuş gördüğünüz gibi. Cıvıl cıvıl. O yüzden yani Erdem'in Ankara'ya gelmesi, Lesyonet Hastanesi'ne gelmesi çok faydası oldu kendisine. Erdem. Erdem. Soy ismin ne? Yıldız. Aa! Seni gitti seni. Orta hasta olsam da. Thank you.